TV264 ekranlarından herkese merhabalar, günaydınlar efendim. Sabah kahvesi programı ile sizlerle birlikteyiz. Haftanın sonuna doğru giderken gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Sevgili Ayşegül Kadıoğlu ile değerlendirmeye devam ediyoruz demek çok isterdim ama kendisi aramızda yok. Pazartesiden itibaren inşallah bizlerle birlikte olacak. Evet efendim, bugün biraz Sakarya gündemine ara vereceğiz, virgül koyacağız. Neyi konuşacağız? Bugün malumunuz hafta sonu üniversite sınavı var. Yani cumartesi günü temel yeterlilik testi, pazar günü de yabancı dil testiyle alan yeterlilik testi sınavına girecek öğrenciler. Milyonlarca öğrenci hayal ettikleri üniversiteye girebilmek için ter dökecekler bu iki gün boyunca. Tabii ki bunun öncesinde aylardır, hatta yıllardır hazırlanan öğrenciler var. Öğrencilerle birlikte veliler de bu süreçten hep birlikte geçtiler ve bakacaklar artık bundan sonra emeklerinin karşılığını inşallah tüm öğrencilerimiz de almış olur. Peki bu durumun psikolojik olarak yansımaları neler? Çok az bir zaman kaldı, saatler de kaldı diyebiliriz sınava. Bundan sonraki süreçte sınav gününde nasıl davranılmalı, neler yapılmalı, nelere dikkat edilmeli? İşte tam olarak bugün bunları konuşacağız psikolog Zeynep Tepe ile birlikte. Zeynep Hanım, tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, ben de davetiniz için teşekkür ederim. Rica ederim. İkinci programı sizinle. Evet, ikinci. Biz alıştık size. Ben de size alıştım. Burayı seviyorum. Güzel oluyor. Evet, rahat oldu artık bizler için. Her zaman bekleriz. Her davetiniz olursa gelirim vallahi. Ay, çok teşekkür ederiz. Aslında gündeme dair de gençlerle ilgili lise olsun, ortaokul öğrencisi olsun, o kadar çok konuşulacak konu var ki. Ama ben bugün biraz daha işte üniversite sınavını ele almak istedim. Geçen hafta lise sınavı vardı, onu atladık. Ama üniversite sınavını yakalayalım dedik efendim. Şimdi cumartesi günü büyük heyecan başlayacak. Neler yapılmalı? Yani aslında şöyle, çok yoğun kaygıları var çocukların gerçekten. Bir, Türkiye'deki sınav sistemi çok baskı oluşturan bir unsur çocukların üzerinde. İki, aileler yine aynı şekilde beklentileriyle çok fazla baskı oluşturuyorlar. Yine aynı şekilde belki öğretmenler çok fazla baskı oluşturuyorlar. Yani neler yapılmalı kısmında aslında yapılacak çok şey var. Bir kere aile belki beklentileri kaldıracak çocukların üstünden. Yani dayattıkları bir şeyler var. Mesela geçen bir okula gittim. Sınav kaygısıyla ilgili çocuklara işte konferans vereceğim. Okulun müdürü beni çağırdı. Dedi ki hocam, çıkarken dedi, bakın nöbetçi öğrenciye bir çizimler yapıyor, resim çiziyor ama bu çocuk dedi fen lisesinde bir şeye zorlanıyor dedi. Yani bir şey olmalı. Mühendis olmalı, doktor olmalı. Ama bana soruyorsanız bu çocuk ressam olmalı dedi mesela. Ya da resimle ilgili, görsellikle ilgili bir şey yapmalı dedi. Gerçekten çizimler harika. Şimdi böyle olduğunca bu çocuklar o beklentiyle, o baskıyla çalışamıyorlar aslında. Ya da çalıştıkları zaman tam performanslarını gösteremiyorlar. Bence en büyük etken burada hem bununla kendi kişiliklerini, kimliklerini belirliyorlar. İşte değerli olduklarını, yeterli olduklarını bu sınav üstünden kurguluyorlar. Bence bu da çok yanlış. Bir kere daha hazırlanırsın. Sınav olmaz, üniversite sınavı olmaz, başka işte başarılı olursun. Ama yapacağın şeyi sevmelisin ve onun üzerine çalışmalısın, uğraşmalısın. Ben de terapilerde en çok herhalde çalıştığım şey bu. Yani bu sınav senin kimliğini, kişiliğini belirlemiyor noktası. Aslında bu noktada biraz ailelerde mi eksiklik var diyelim, hata demeyelim de. Ya eksiklik demeyelim. Yani şöyle, işte aile okumamış, örnek veriyorum, ya da okumasına bir şekilde fırsat tanınmamış. Şimdi aile elindekinin hepsini çocuğun okulu için yatırıyor. İşte özel dersler aldırıyor, özel okullara gönderiyor. Şimdi aileyi de burada anlamak lazım. Yani bu kadar emek verirken çocuğun bir şeyler yapmıyor oluşunu aile anlamıyor. Şımarıklık adlediyor falan. O yüzden onlara biraz, ailelere o anlamda
anlamda farkındalık sağlıyoruz. Bazı çocukların kaygısı o kadar yüksek ki siz iyi geçen sınavla ilgili bile soru soramıyorsunuz. Çünkü bir baskı yaratıyor çocukta. Bunu iyi yaptım ama annem bu neti duydu. Bir daha aynı neti yapabilir miyim baskısı oluşuyor. O yüzden aileler bana geldiğinde ben onları alıyorum ve konuşuyorum. Sınav iyi de geçse, kötü de geçse lütfen sormayın. O iyi geçerse zaten mutlu çıkar, size söyler. Belli eder yani. Kötü geçerse yüzü düşer. Önemli değil yani. Sormayın diye onlara psikoeğitim veriyoruz. Peki bu öğrenciler kaygılanmakta haklılar mı? Çok haklılar. Çok haklılar. Siz de hatırlıyorsunuzdur belki girdiğiniz evet. sınavın heyecanını. Ben de hatırlıyorum. Çok haklılar. Çok kaygılı bir süreç. Çünkü gerçekten istediğiniz şeyler için performansınızın çok yüksek olması lazım. Ben hatırlıyorum. Bizim zamanımızda YGS, LYS vardı. Evet. YGS'de kötü bir puan aldım. Sonra LYS için ben arkadaşlarımla falan görüşmedim. Bir, 3 ay tabii. Yani çünkü istediğim bölümü kazanmak için yapmam lazımdı. Şimdi benim öğrencilerim de 6 saat uyuyor bir tanesi. Bir tanesi günde 5 saat uyuyor ve buna göre programını yapıyor. Yani sadece uykuya 5 saat ayırıyor çocuk. Geri kalan her şeyi çalışarak geçiriyor, ders yaparak geçiriyor. Çünkü niye tıp istiyor? Çünkü onun öyle yemek yiyecek, işte gezecek, tozacak vakti yok. O yüzden çok stres oluşturan bir unsur tabii ki. Mesela bu hareket doğru mu? Hiç doğru değil. Ben onlara geldiklerinde ilk önce diyorum ki yani sizin bir enerjiye, yakıta ihtiyacınız var. Nasıl arabanın benzine ihtiyacı var? Senin de benzinin işte arkadaşlarınla görüşmek, dışarıya çıkmak, örnek veriyorum bir kahve içmek, ondan sonra nasıl diyelim belki bir film, bir dizi izlemek, belki ders dışında bir şey yapmak. Sen bu yakıtı almadan işte şeye gidersen yolda kalırsın. Ders çalışmaya gidersen. Arabaya benzin koymazsan ne olur? Yolda kalırsın. Yolda kalır. Sen de aynı şekilde senin de enerjini sağlayacak, bu enerjini arttıracak unsurlardan bir tanesi arkadaşınla görüşmen, işte dışarıya çıkman. Bunu kendine hak görmüyorsun ama o zaman ders çalışmanı baltalıyorsun noktasını anlatıyoruz. Sonra diyorlar ki ya Zeynep abla haklıymışsın ya, bayağı rahatladık. Ya bir saat de olsa aslında o kafa dağıtmak çok önemli. Gerçekten öyle, gerçekten öyle. Ama bazı işte... Öğrencilerde şu var, o bir saat bile çok kayıp olarak görüyorlar, büyük kayıp olarak hayatlarında. Bir kere kendilerini suçluyorlar. Yani şimdi ben burada bunu yapıyorum, yapmamalıydım, birkaç tane test çözerdim, çözmemeliydim, boşu boşuna vakit geçiriyorum. Yani sürekli böyle bir kaygıyla şey geçiriyorlar, günlerini geçiriyorlar. Ben de diyorum ki onlara tek bir kural koyuyorum, dışarıya çıkacaksın ama kendini suçlu hissetmeyeceksin. Dışarıya çıkıp dışarının keyfini alacaksın. Çözdüğün test sana fayda sağlamazdı zaten. O stresle, o yoğunlukla çözdüğün testten hiçbir şey elde edemezdik. Git kahveni iç, arkadaşlarınla gül. Ondan sonra git bir alışveriş mi yapıyorsun? Alışverişini yap. Eve gel, ondan sonra yapacağın işi yap diye söylüyoruz. Onlar da gerçekten deneyimlediğinde, daha verimli çalıştıklarını gördüklerinde tamam diyorlar. Evet, bu sistem işe yarıyor. Ne kadar güzel bunun farkına varmaları. Peki bu... Kaygıların arasında gelecek kaygısı var mı? Tabii var. Yani bir tanesi işte benim çalıştığım öğrencilerden tıp istiyor. Ve çok istiyor gerçekten. Ben onun gözündeki ışığı görüyorum. Ya da bazısı hukuk istiyor ve o ışık oluyor ve bunun için bir şey yapması gerekiyor. Bazen işte bana geç geldikleri oluyor. Mesela sınav kaygısı var. 1,5 ay kala gelmiş. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum ama 1,5 ayda benim kaygıyı halletmek gibi bir elimde sihirli değnek yok. Tabii yine azaltıyorsunuz. Eskisi kadar olmuyor ama yani o anlamda baktığınızda çocuklar ciddi hedefleriyle ilgili gelecek kaygısı da yaşıyorlar. Yani bu olmazsa ne yapacağım? Biri pilotluk istiyor mesela. Pilotluk olmazsa ne yapacak? Diğerlerine heyecanlanmıyor. O zaman ne yapacağını konuşuyoruz biz zaten. Ben kazanma ihtimali %100 olan öğrencimle bile B planını konuşurum. Olması gerek mi bu? Kesinlikle gerek. Çünkü bir şeye odaklanıyorlar. Örnek veriyorum tıp. Hayır, tamam şu an sonuçlar tıbbı gösteriyor ya da hukuku gösteriyor. Ama gel biz seninle en kötüsünü konuşalım. Olur ya, hani bu sınav bu, heyecanlanırsın. Tabii. Kaydırırsın, bir şey olur. Kaydırırsın, bir şey olur. Ne yapacaksın? Bir daha mı hazırlanacaksın? Yoksa hukuk değil de psikoloji mi yazacaksın? Tıp değil de mühendislik mi yazacaksın? Gel biz B planını yapalım. İlk önce bana sinirleniyorlar. Sen benim netlerimi görmüyor musun? Nasıl bana böyle bir şey dersin diye.
Sonra da dediğime gelenler çok oluyor. Bazısı kazanamıyor gerçekten. O zaman B planımız çok işe yaradığı oluyor. Bu kazanamama, evet, bir kesim belki çalışmıyor. Belki vurdum duymazlık yapıyor ama çalışan bir kesim öğrenci var. Bunların kazanamaması heyecandan mı kaynaklı ağırlıklı olarak? Kaygıdan yapamayan, kaygıdan doğru bildiği soruyu yanlış yapan, evde denemeleri çok iyi olan, sınavda denemeleri çok kötü olan, yani işte okulda artık okullarda gerçek deneme sınavı gibi yapıyorlar. Üstlerini arıyorlar, hı-hı, ondan sonra tek tek oturtuyorlar, tabii, falan. Okullar da bu anlamda çok geliştirdi kendini. Dolayısıyla çocuklar okuldaki sınavda yapamıyorlar daha. Değil mi ki gerçek sınavda işte polisler var, şeyler, tabii, var. Çok kaygılı yapılıyor. Çok kaygılı bir süreç, gerçekten yapamıyorlar. Ya bu anlattığın şey anksiyete gibi. Anksiyete zaten, kaygı eşittir anksiyete, aynı şey. Onu direkt çağrışım. Peki bu çocukları buna sürükleyen eğitim sistemi mi, okullardaki öğretmenler mi, ailelerin bu kadar çok baskı yapması mı, yoksa çocuğun kendi içinden gelen bir durum mu bu? Hepsine dahil ederim buna. Her çocukta değişiyor. Kimse aileden, mesela kaygı çok bulaşıcı bir duygudur. Kaygı böyle hani nasıl grip enfeksiyon olur, işte hapşırırken, öksürürken ağzınızı kapatırsınız, sık sık elinizi yıkarsınız. Belki kaygı konuştuğumuzda da sık sık kendimizi nötrlememiz lazım. Çocuk anneden öğrenebiliyor. Arkadaşlarıyla konuştuğu şeyler kaygı yaratabiliyor. Şöyle düşünelim, bizim beynimizin aklı yok, bizim aklımız var. Hı hı. Yani beyin hayalle gerçeği ayırt etmediği için, yani siz şimdi bana geliyorsunuz, diyorsunuz ki eyvah netlerim çok kötü geldi, babam canımı okuyacak diyorsunuz. Ben akşam eve gittiğimde benim babam hiç çok rahat, relax bir adam olsun. Ben sanki babam bana kızacakmış gibi kaygılanıyorum. Ben öğrencilerimde de çok görüyorum. Niye? Arkadaşının kaygısını alıyor çünkü. Öyle cevap veriyor sistem. Ayırt etmiyor hayalle gerçeği. Dolayısıyla biz duygu alırız, duygu atarız birbirimize. O yüzden insanlar arasındaki ilişkiler bu anlamda çok şeydir. Mesela annenin kaygısı çocuğa bulaşabilir. Anne çok kaygılıdır. Çünkü işte örnek veriyorum, narsistik bir annedir ve çocuğu mükemmel olmalı diye etrafta gezen bir annenin çocuğu sınavda barajı bile geçemezse o anne inanılmaz bir incinme yaşar. Narsistik incinme diyoruz biz buna. Dolayısıyla o annenin çocuğu ne yapacak? Başaracak. Başarması gerektiği için de anne çocuğun üstünde öyle bir baskı, öyle bir hakimiyet kuracak ki o çocuğun başarmaktan başka şansı kalmayacak. Hatta bir tane şey vardı, anne vardı, hatırlıyorum. Gerekirse beynini yarar kitabı içine sokarım, yok demişti. Artık. Tabii yani aileler de bu noktada çok şey. Öğretmenler de çok anlayamıyor bu çocuklar niye yapamıyor noktasını. Yani bir şey var ve ders çalışacak. Ama o ders çalışmaya otururken o kadar faktör, o kadar uyaran var ki artık bizim için. Yani bizim zamanımızda o kadar yoktu. Telefonlar bu kadar değildi. Dolayısıyla şimdi çocuk telefonun içine bir girsin, o uyarandan çıkıp zihnini toparlayıp ders çalışmak noktasına gelebilmesi için çok uğraş vermesi, hı hı, gerekiyor. Onu da kimi çocuk yapabiliyor, kimi çocuk yapamıyor. Dolayısıyla öğretmenler de bu noktayı anlayamıyor, aile de anlayamıyor. Böyle kompleks bir sistem aslında. Peki o az önce anlattığınız anne gibi ailenin çocukları, tamam, başarılı oldu, tıbbı kazandı, pilotluğu kazandı. Mutlu olabiliyorlar mı? O anneleri hiçbir zaman mutlu edemezsiniz. O zaman çalıştığı yerle ilgili narsistik bir şey isteyecek. Bu çocuk da mutlu olamaz. Çocuk da mutlu olamıyor. O da narsistik bir çocuk olarak dünyaya geliyor. Anneye kendini beğendirmek için sürekli uğraş gösteren, sürekli çaba gösteren bir şey oluyor. Nasıl ki anne çocuğun ihtiyaçlarını görmüyor, çocuk da dış dünyadaki insanların ihtiyaçlarını görmüyor. O yüzdendir ki bugün biz narsizmi ilişkilerde çok konuşuruz. Evet. Çünkü anne çocuğun ihtiyaçlarını görmüyor ve kendi istediği kalıba soktuğu için çocuk da çevresindeki eşinin, partnerinin ihtiyaçlarını görmüyor. O yüzden de bugün ilişkilerde çok fazla konuşuyoruz narsistik partneri. Yani şimdi şu öğrencilere bir virgül koyup hemen o konuya bir değinmek istiyorum. İlgi çekiyor. Gerçekten hem filmlerde, dizilerde çok fazla yer almaya başladı bu konu. Son zamanlarda çok duymaya başladık. Bu hastalık diyebilir miyiz buna? Tabii hastalık. Bu hastalık
son yıllarda mı yaygınlaştı? Önceden vardı, bilmiyor muyduk, duymuyor muyduk? Vardı, duymuyorduk. Çünkü sosyal medyada bu kadar paylaşılmıyordu, bu kadar konuşulmuyordu narsizm. Çünkü narsistin yaralıları çok fazla, mağdurları çok fazla. Hatta bize gerçek narsist gelmez, narsistin mağdurları gelir terapiye de en çok. Gerçek narsist şöyle gelir terapiye. Aslında birçok problemi vardır. Ya hocam ben uçağa binemiyorum da... Benim ufak bir problemim var. Uçağa binemiyorum. Onu bir halletsek mi? Anlıyorsunuz orada hemen. Pet seans hallederiz falan gibi geliyor. Ama bir bakıyorsunuz altını deştikçe deştikçe bir şeyler çıkıyor. Narsiste terapide çalışması da çok zor. O yüzden narsistin mağdurları geldi. Onlar konuşmaya başladı. Onlarla ilgili farkındalık oluşmaya başladı. Ondan sonra herkes ilişki deneyimlerini anlattı. Kitaplar çıktı. Evet. Bu kitapları yazanlar çok popüler oldu. Ben sadece şuna karşıyım, bir etiketleme yapılıyor orada. Narsist deniyor, kötüleniyor, suçlanıyor. Hı hı. Ben ders verirken de, ben aile danışmanlığı dersleri veriyorum. O ders verirken öğrencilerime de anlatıyorum. Bizim hiçbir hastalığı böyle işte suçlama, ondan sonra böyle çok kötü deme şansımız yok. Onları da anlamak lazım. Yani böyle bir anneyle büyüyüp nasıl çevrenin ihtiyacını anlayacaksın ve o ihtiyacı karşılayacaksın? Çok zor. Çünkü o hiç görülmemiş, görülmediği için de kimseyi göremiyor kendinden başka. O yüzden anlamak lazım belki de narsistleri. İşte bu tabir ortaya daha çok yaygınlaştıkça film yapımcılarının falan konu çıktı, iş çıktı onlardan. Kesinlikle öyle. Çünkü artık dizilerde, filmlerde efendim sizler de çok rastlıyorsunuzdur. Hatta kitaplar bile yazılmaya başlandı. Ne kitaplar yazılmaya yani başladı. Yani o hale gelmiş durumdayız. Neyse, öğrencilerimizle üniversite sınavlarıyla devam edelim. Kaygılar dedik hocam. Şöyle bir durum var mesela. Ben bu sene benim çocuğum üniversite sınavına girdi. İlk senesi. Ona ikinci hakkı tanımayan aileler var. Yani sen bu sene kazanacaksın. Başka bir şans yok. Kazandın, kazanamadın. Fabrika. Bu çok yanlış bana kalırsa. En azından çocuk deneyecek, ikinciye deneyecek şansı verilmeli. Ama mesela bazı aileler veriyorlar. Çocuklar da gerçekten okul da bitiyor. Bir sorumlulukları da olmuyor. Hiçbir şey yapmıyorlar. O noktada aile bunu iyi gözlemlemesi lazım bence. Eğer çocuk o durumu kullanıyorsa, evde yan gelip yatıyorsa, çünkü biz bu hayatta kimsenin yan gelip yatmasından hoşlanmıyoruz. Evet. Gerçekten kendi kimliğini var etmiş, kendi kişiliğini oturtmuş bir kişinin bir hedef doğrultusunda, bir amaç doğrultusunda koşmasını bekliyoruz. Olur olmaz. Onu Allah bilir. Biz bilemeyiz. Dolayısıyla o amaç doğrultusunda koşuyor mu? O amaç doğrultusunda bir şeyleri yapıyor mu? Ya baba, anne, ben evet ikinciye denemek istiyorum dediğinde gerçekten çocuğun çalıştığını görüyorsanız orada izin vermek bence lazım. İzin de değil yani, çocuk denesin ama denerken de ne yapacaksın onu konuşalım. Yani bir şey yapmak ister misin? Çalışmak ister misin, örnek veriyorum. Belki bunu konuşabilirler ailenin durumu şeyinde, çerçevesinde. Ya da çalışmak iyi gelmeyecekse nasıl bir ders çalışma programı izleyecek bu çocuk? Açık açık konuşmaları lazım ailelerin. Orada gerçekten dikkat edilmesi lazım. Benim bir tane öğrencim var mesela. Gerçekten çalışmıyor. Ailesinin hali vakti de yerinde. Yani çocuk bütün gün o kafe senin, o kafe benim geziyor. Şimdi böyle bir şeye, çocuğa da üçüncü kez yatırım yapılmaz bana kalırsa. O çocuğun üniversite sınavı ile ilgili bir şey yok. O çocuğun başka bir iş yapması lazım belki de. Onun üstüne konuşuyorum ben mesela. Onun üstüne çalışmalar yapıyorum. Üniversite senlik değil, okey. O zaman biz ne yapacağız noktasını danışanla konuşuyorum. Yani zaten herkes okuyacak diye de bir şey yok. Yani bu ülkede işçi de lazım, kalifiyeli eleman da lazım, sanayide çalışacak da insanlar lazım. Aslında ailelere bunun aşılanması lazım. Çok işsiz üniversite mezunu var gerçekten. Çok fazla. Yani böyle bir şey yapacağına bir fikir üret, bir şey yap. Bizim bu aydınlık beyine de ihtiyacımız var. Ya da bazı çocuklar çok gerçekten cevherleri çok yüksek oluyor. Kimi ticaretten anlıyor gerçekten. Kimi araştırıyor, hocam ben şöyle bir şey yapacağım. Dene diyorum. Yani böyle bir şey yapmayı dene. Sadece üniversiteyle olmuyor çünkü. Üniversite bitiyor, iş bulamıyorsun. Ya da kendini geliştirecek potansiyeli bulamıyorsun. Örnek veriyorum,
şey olmuş, avukat olmuş. Avukat olmak için birazcık daha kovalaman lazım. Bir şeylerin peşinde koşman lazım eğer bir büro açacaksan. Biraz çevrenin geniş olması lazım. Bakıyorsunuz, baktığınız zaman hiçbir şey yapmıyor mesela. Daha şey bir yapısı var. Daha sakin, hı hı, sessiz. Ondan sonra kendi hakkını bile savunmakta zorlanan bir çocuğun hukuk okumasına destek vermeniz yanlış. Biraz yanlış olur. Ama daha böyle cevval olur. Ondan sonra kendi haklarına da sahip çıkar. Ondan sonra gerçekten ağzı iyi laf yapar. Şimdi o çocuğa da sonuna kadar destek tabii olursunuz. Meslek seçiminde de biraz herhalde kariyere böyle biraz yüksek olsun, söylerken havası olsun. Biraz ego var bizim Türk toplumunda. Ona bakıyoruz herhalde. İstiyorlar. Haklılar da yani, bu kadar çalışıyorlar. Çalışmanın emeği karşılığında ben onlara da diyorum. Tamam, şimdi çalıştın da üniversitede de çalışacaksın. Sanki bitti gibi algılıyor, evet, onlar. Asıl şimdi başlıyor zaten. Asıl şimdi başlıyor. Tıp istiyorsun. Şimdi tıbba çalıştığın kadar belki de daha fazlası tıp okurken çalışacaksın diyorum. Gerçekten de öyle. Çocuklar... bu anlamda kendilerine çok şey yapıyorlar, çok uğraşıyorlar, çok çalışıyorlar, çok çaba gösteriyorlar. Ama sınav sistemi işte. İşte şöyle de bir algı var işte. Tamam, üniversite okuyacaksın ama az önce dediğiniz gibi ya, üniversite okuyacak da ne olacak? Çok üniversite işsiz var, iş bulamayacaklar. Artık önceden hukuk örnek veriyorum altın değerinde bir bölümken şimdi nasıl oldu? Bir öğretmenlik de aslında eşit hale geldi. Keza tıp aynı şekilde öyle. O kadar çok işsiz var ki bu artık öğrencileri ve velileri de etkilediğini görüyorum çevremden de. Ya da okuyup ne yapacak? Yine işsiz mi kalacak? Girsin bir işe, lise bitince çalışsın, asgari ücretle işe başlasın. Sigortası olur en azından. Kesinlikle bunu var. Düşünen de çok aile var. Çünkü 4 yıl bir yatırım yapıyorsunuz. Özellikle mesela benim mesleğim için söyleyeyim. Benimle hala dalga geçiyorlar. Senin okuman bitmedi diye. Gerçekten bitmedi, bitmeyecekti. Ne meslek olursa olsun eğitim almaya devam ediyorsunuz. Bu eğitimler bir, evet, bütçe. İşte yüksek lisans yapıyorsunuz. Bu bir bütçe. Ondan sonra yani Türkiye'de çok şey koşullarda okumuyoruz. Özellikle son zamanlarda okuluydu, yurduydu, bunlar gerçekten büyük bütçeler. O yüzden belki de çocuklar sırf şehirlerinde bir şey okuyabildikleri için de okuduklarını, hı-hı, görüyorum. Ya da dediğiniz gibi çok fazla üniversite açıldı. Belki burada söyleyeceğim en önemli şey o üniversite tercihine dikkat etmek. Yani nitelikli bir, hı-hı, üniversite tercih edip gerçekten onun mezunu olmak. Ben mesela Acıbadem mezunuyum ve çok daha hep de artısını görmüşümdür yani oranın mezunu olmanın özellikle mesleğim alanında. Belki onun için çok araştırmalar yapıldı. Benim ailem çok, hı hı, araştırdı. Bir sürü tanıdıklar toplandı. Bence orada esas dikkat edilmesi gereken üniversite tercihi. Hı hı. Yani bu niteliksiz üniversitelerden mezun olacağına gerçekten iyi kaliteli bir üniversiteden mezun olmak ve işte işletme her okulda var. Tabii. Ama bazı okulların işletmesi çok iyi noktasında. Mesela bir Boğaziçi'nin işletmesi. Ben geçen işte dedim ya, Fen Lisesi'ne gittim. Hı hı. Orada bir çocuğun hedefi Boğaziçi işletme. Şimdi o çocuk okuyacak, muhtemelen de bir şirketin başına geçecek, CEO olacak. Belki de bir doktordan daha fazla para kazanacak. Şimdi o çocuk bunu akıl edebiliyor. Boğaziçi işletme diyor o yüzden. Yani gidip de Sakarya işletme, hı hı, demiyor. Ya da nerede olursa olsun demiyor. O yüzden bence okul seçimi bu anlamda üniversite, kesinlikle, meslek anlamında çok çok önemli. Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi bugün Perşembe, Cuma bir gün kaldı, bir Cuma kaldı. Eminim bazı öğrenciler hala o ders çalışmaya kitapların başından kalkmamışlardır. Bir kesim kalksa da bu doğru mu? Doğru değil. Ne yapsınlar yani? Bundan sonra ne yapsınlar öğrenciler? Valla gezin, tozun, arkadaşlarınızla çıkın, işte yiyin. Ondan sonra tatlınızı yiyin, kahvenizi için, gezin. Ne rahatlatıyorsa sizi onu yapın aslında. Onun dışında başka bir şey yapmalarını istemiyoruz. Zaten çok mücadele ettiler. İyisiyle kötüsüyle yani hiç çalışmayanı bile bu sorular, işte ne istiyorsun, nasıl istiyorsun, deneme sınavları, o baskıyla bile bir koskoca bir yılı 12. sınıf olmanın verdiği yükü geçirdiler. Hiç çalışmayanı bile çok iş yaptı yani bu sene. O yüzden hepsi dinlensin. Yaptığınız, yapmadığınız sınavda ortaya çıkacak. Hı hı. O yüzden şu saatten sonra bir şey yapabilecek noktada değiliz. Bir şeyleri düzeltebilecek noktada değiliz. Ya da öğrendiğiniz şeyler
yani çok da çok da sınav hayatınızı değiştirmeyecektir, evet, diye düşünüyorum iki günde öğreneceğiniz şeyler. Valla ben de yoğunum işte, son iki gün danışanlar gelmek istiyor, son çalışmalarımı yapacağım onlarla, sabah koştur koştur buraya gelmişim, çıkıp seanslara gideceğim, çünkü beni bekliyorlar, son herhalde bir kaygılarını toparlayıp sınava hazırlayıp yollayacağız biz de onları. Peki ne diyorsunuz ya, biraz özel ama. Nasıl sakinleştiriyorsunuz? Yani herkesin kaygısı o kadar kendi içinde ve o kadar farklı ki aslında. Hepsiyle ayrı ayrı bir şeyler yapıyorum. Ayrı ayrı çalışmalar yapıyorum. O yüzden tek bir şey söyleyemem. Ama çok belirli şeyler var mesela. Kafeini azaltması. Şimdi kafein çok ciddi bir şekilde vücutta anksiyeteyi arttırdığı için diyorum ki evet çok içmiyorsundur ama bu süreçte iki içiyorsan bir içmeye dikkat et. Hatta mümkünse hiç içmemeye dikkat et. İşte bazı çaylar var, bitki çayları daha rahatlatan, papatya çayıydı falan, onları söyleyebiliyorum. Ya da uyku çayları var çok güzel, pasif floralı, onları söyleyebiliyorum. Ondan sonra diyorum ki dışarıya çık diyorum gerçekten. Bir de danışana soruyorum, neyi seviyor bu danışan? Ne yapmaktan hoşlanıyor? Kimisi gerçekten dışarıya çıkmayı sevmiyor. İşte başka bir şey yapıyor. Film izlemekten hoşlanıyor. Dizi izlemekten hoşlanıyor. Kimisi evde işte bir çayını alıp bir mum yakıp müzik dinlemekten hoşlanıyor. Bunu gerçekten danışana göre belirliyorum. Bir nefes egzersizlerini öğretiyorum ki çok önemlidir nefes egzersizi anksiyete üstünde. Yani şöyle söyleyeyim. Biz kaygı anında az az sık sık nefes aldığımız için kandaki oksijen düşer. Oksijen düştüğü için de kalp çarpmaya başlar. Kalp çarpınca da siz bir şey oldu zannedersiniz. Çünkü sinyal verir. O çarpıntıyla, o yorgunlukla terlemeye başlarsınız. Ondan sonra belki elleriniz titrer, kaslarınız kasılır. Danışanlara hep bunu öğretiyorum. Yani sende ne oluyor? Ne oluyor ve bu ortaya çıkıyor. Nefes egzersizlerini öğretiyorum işte. 4 saniye nefes alacaksın, işte bir 4 saniye tutacaksın, sonra 4 saniye vereceksin gibi. Kaç kere tekrarlanıyor bu? Salladım. En az 15-20 kere ben tekrarlamasını istiyorum. Ve bunu sınavdan çok önce başlatıyorum. Şimdi başlarsa o pratiği, egzersizi öğrenirse, ben hiç ödev vermem danışanlarım ama sınavla ilgili çalıştığım öğrencilerime sadece nefes egzersiziyle ilgili şeyler verebiliyorum. Çok da faydasını görüyorlar gerçekten. Bir de bizim psikoterapiyle hipnozun buluştuğu bir nokta var. HYT dediğimiz bir sistem. Ben orada öğrencilere çalışmalar yaptırıyorum. Haluk Hoca sağ olsun ondan öğrendiğim ve Türkiye'ye getirdiği bir sistem aslında. Onunla da çok ciddi rahatlamalar sağlıyorlar. Relaksasyon çalışmaları dediğimiz gevşeme çalışmaları yaptırıyorum. İşte güvenli yer egzersizi dediğimiz egzersizler var, onları yaptırabiliyorum. Yani kendi içlerinde o sistemlerini kaygıyı azaltacak, kaygıyı düşürecek sistemlerini devam ettiriyorum aslında. Bu egzersizleri ailelere de öneriyor musunuz? Herkese öneriyorum, kaygı yaşayan, ondan sonra herkes büyük küçük herkese yaptırabiliyorsunuz. Mesela çocuklarda da çalışırken mesela kas gevşemesini sağlatmak için, çünkü kaygı anında kaslarınız kasılır böyle, diken üstünde dinliyormuşsunuz gibi olur. Ben öğrencilere de diyorum, öyle hissedince bir sal kendini şöyle. Öyle boşluğa düşer gibi. Öyle dinlemek hep seni yorar. Hep öyle test çözmek hep seni yorar. Ya da sınav anında şöyle bir boynunu yap bakalım, bir kaslarını rahatlat. Çünkü böyle çözmen seni yorar diye anlatıyorum. Öyle yapınca, fark edince bir sal kendini diyorum. Bir sal bakalım, çocuklara da öyle. Şimdi sık 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 bütün kaslarını. Şimdi bırak. Rahatlıyorlar. Peki bugünden itibaren velilerin yaklaşımı nasıl olmalı? Yani nasıl söylemlerde bulunmalılar? Bir kere numaradan, sahteden bir şey yapmasınlar, çok belli oluyor. Yani çok iyi davranmak ya da üstüne böyle çok titremek, yaklaşmamak, ne yapacağını bilmemek çocuklara da normal. Nasıl işte deneme okula gidiyor çocuk, aynı öyle bir gün gibi düşünün siz de. Çünkü çocuk sizin de stresinizi alıyor, kaygınızı alıyor. Evet, yani çok. Bu kesinlikle
üstüne belki en çok durmamız gereken konulardan bir tanesi kaygının bulaşıcı olduğu. O yüzden normal davransınlar, bir şey istiyorsa destek olsunlar, yanında olsunlar. Şimdi aileler de çalışıyorlar tabii ki. Mesela yarın aileler çalışacak. O zaman çocukları arkadaşlarıyla buluşması için izinler, fırsatlar falan verebilirler. Onun dışında ekstra böyle sahte bir şeye bürünmek çocukları çok rahatsız ediyor gerçekten. Çok üstüne titremek, çok gözlerinin üstünde olması falan. Zaten çocuk çok kaygılı. Zaten ne olacağını bilmediği bir sürecin içine gidiyor çocukta. Siz öyle üstüne titreyince daha böyle beklentiyi arttırıyormuşsunuz gibi oluyor. Bence böyle bir şeye hiç gerek yok. Sınav sonrası soru sormasınlar. Sınava girerken bence sınav değil başka şeyler konuşsunlar. İşte gündem konuşabilirler, başka bir şey dedikodu yapabilirler örnek veriyorum iyi geliyorsa. Rahatlatacak şeyler yapsınlar yani. İşte aileler nasıl rahatlayacak hocam? Aileler... Aileler rahatlayamıyor. Doğru aslında. Onlarla da şey yapmak lazım. Onlar daha kaygılı oluyor. Mesela bazı öğrenciler seanslarını değiştirmek istedi. İşte cuma günü olanlar dedi ki hocam dedi biz arkadaşlarımızla buluşacağız. Perşembe yapabilir miyiz dedi mesela. Da deliller yazıyor. Hocam bu hafta ayarladınız mı? Görüşebilecek misiniz? Son kez görüşecek misiniz? Falan diye. Dünden beri telefonum susmuyor. Hocam görüşebilecek misiniz? Falan diye. Aileler de merak etmesin. Çocuklarına güvensinler. Onlar da gördüler. Onlar da yoruldular. Ben ailelere de çok söylüyorum. Yani siz de o kadar yoruldunuz ki bu süreçte. Öğretmenle konuş, sınav denemelerine bak. İşte takip et. Yanında ol. Sinirleniyor, kızıyor. Bir şey söyleme, kendini sıkıyorsun falan. Ebeveyn olarak da çok zor bir süreç gerçekten bu. Ben onlara da diyorum. Ben sizi de tebrik ederim. Sizin için de çok zor bir süreçti. Mezun olunca sizi de tebrik ederim. Kesinlikle. Çok doğru. Zaten bu dönemde ebeveyn olmak gerçekten zor. Gerçekten çok zor. Çünkü dünya değişiyor. Bir şeylere ayak uydurmak gerekiyor. Şimdi hep Z kuşağı diyoruz ya. Çok farklı bir kuşak bizim jenerasyona baktığınız zaman. Onları anlamak çok daha zor olsa gerek. Gerçekten zor. Ben de bazen böyle seansta aramızda çok yaş farkı yok ama yine de çok zorlanıyorum onlarla aynı dili konuşurken. Çok değişti gerçekten. İşte aynı müzikleri dinlemiyoruz. Aynı şeylere bakmıyoruz. O yüzden onlardan öğrendiğim çok şey var. İşte Kore grupları, animeler ondan sonra onlardan öğrendiğim çok şey oluyor. Aileler çok daha zorlanıyor tabii ki. Yaş farkları da iyice yükseldiği için. İşte ortalama bir anne artık 25 yaşında mı doğum yapıyor? Tam istatistiki rakamı bilmiyorum. Önceden neydi? Belki 17'ydi, 18'di yani bu yaş. Dolayısıyla daha az bir yaş farkı vardı. Belki yetişebiliyorlardı, anlayabiliyorlardı. Ama şimdi çok değişti. Yani bir Roblox oynuyorlar ve ne oluyoruz? Bu nasıl oynanıyor falan noktasına geliyorum gerçekten. O yüzden ailelere de hak vermek lazım. Ben zaten onları da tebrik ediyorum şimdiden. Evet. İzleyen de varsa gerçekten çok tebrik ederim. Çok iyi iş çıkarttılar. Kesinlikle onlar. Bu süreci idare etmek çok zor. Peki cumartesi sabahı ve pazar sabahı sınav sabahı geldi çattı. O sabah neler yapılmalı? Şimdi bir kere kaygılanmalarının normal olduğunu kabul etsinler. Yani ben de buraya gelirken, bu programa gelirken kaygılandım. Çünkü işte buraya çıkacaksın, bir şeyler anlatacaksın falan. Bir miktar kaygı hissetmeleri normal. İlk önce bunu kabul edelim. Neler yapılmalı? Her şeylerini kontrol etsinler. İşte kimlikti, şeydi, sınava giriş belgesiydi. Bunları kontrol etsinler. Su da alabiliyorlar galiba yanlarına. Evet. Sularını alsınlar. Mümkünse rahat kıyafetler giysinler. İşte rutinleri neyse sabah kalktıklarında. Mümkünse biraz daha erken kalkıp o rutinlerini yapsınlar. İşte kahve içiyorsa kahvesini içsin uyandırıyorsa kahve içmek onu. İşte ilaç kullanan öğrencilerimiz var bizim. Onlar ilaçlarını alsınlar mesela bir erken uyanıp işte daha dikkat eksikliği olan öğrenciler adına konuşuyorum. Ya da bazı hastalıkları olan öğrenciler adına konuşuyorum. Bir ilaçlarını alsınlar. Bir böyle belki bir müzik açabilirler. Hoşlandığı, sevdiği müzikleri açabilirler. Güzelce böyle bir kahvaltısını yapsın ama o kahvaltı mümkünse gerçekten hafif bir olsun. Şey olsun.
Çünkü çocuğu sınavda rahatsız etmesin. Olabildiğince böyle yumurtası, domatesi, peyniri falan gibi bir kahvaltıdan bahsediyorum. Sınav çıkışında yersiniz artık ne yemek istiyorsanız rahat. O yüzden böyle sınav sabahı diye böyle büyük büyük kahvaltılar bence hazırlanmasın. Onun dışında ne yapabilirler? Sınava zaten yerlerini önceden kontrol ettiklerini umut ediyorum. Eğer öyle yaptılarsa nasıl bir yere gideceklerine dair bir tasarımları var. Yolda giderken yine müzik de dinleyebilirler. Aileler bu süreçte kendi şeylerine bakabilirler. Hani çocuk yardım istediğinde yanında olsunlar ama onun dışında sınavla ilgili bence konuşmaya gerek yok. Zaten o da biliyor, yapacağını yaptı. Evet. Daha sonrasında sınava girdikten sonra da ben şunu öneriyorum. İki tane şey var sınav anında kaygılanması ile ilgili. Diyelim ki sınav anında kaygılandın. Ben öğrencilerle onu da konuşuyorum. Sende kaygı nasıl oluşuyor mesela? Bende çarpıntı yapar, terleme yapar. Sende bambaşka bir şey yapar. Titreme yapabilir. Ondan sonra bacağın sallanabilir, başın ağrıyabilir. Evet. Bambaşka bir şekilde gösterilebilir. Danışanlarıma onu öğretiyorum. Kaygı onun bedeninde ne? Nerede? Yani kaygılandığında bedeninde ne oluyor, zihninde ne oluyor, o düşüncesinde ne oluyor, duygusunda ne oluyor diye. Bu sistemi öğrettiğimde bacağı sallanmaya başladığı an tık 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 kaygılandığını hissediyor. Eyvah. Tamam, kaygılandığını hissettin. Bizim yaptığımız çalışmalar var. Nefes egzersizini yapacak. Diyor ki bana öğrenciler, hocam diyor siz biliyor musunuz ben sınavı zor yetiştiriyorum. İki dakika diyorsunuz nefes egzersizi al diyorsunuz bana. Sen o nefes egzersizini yapmazsan bildiğin soruları da yanlış yaparsın. Sen o nefes egzersizini yapmazsan yapabileceğin şeyleri de yapamazsın. O dikkatin dağılır. Ondan sonra algın bozulur. Dolayısıyla kaygı önünü böyle kapatır. Onu anlatıyorum. Bak diyorum ya 2 dakikanı vereceksin ya da 3-5 soru vereceksin. Hangisi daha karlı, hangisi daha zararlı? Gel bir pazarlık yapalım seninle. Koy diyorum. Kar zarar analizi diyoruz biz buna. Diyorum ki bir borsa hesabı gibi düşün diyorum. Buna koyarsan %100 zarar ediyorsun. Buna koyarsan %100 kar ediyorsun. Çok güzel bir dil bulmuşsun. Öyle anlatıyorum onlara. Onların da çok hoşuna gidiyor. Tamam hocam ya deneyim. İlk önce denemelerde denedikleri için iyi geldiklerini biliyorum. Diyorlar. Ya da bir oyun var. Bunu herkes bilir diye düşünüyorum. 5 nesne oyunu dediğimiz bir şey. 5 tane nesneyi bulacaksın. Kaygılandı. O kaygının şey yapması için işte örnek veriyorum. 5 siyah nesne. Masa dedim, sandalye dedim, kamera dedim, televizyon dedim. İşte onlar sınıfta ne bulabiliyorsa. 5 tane A ile başlayan nesne. 5 çok oldu, 3 olsun. Ayakkabı dedi, askı dedi. Ondan sonra başka ne olabilir? Atkı dedi. Üç tane öyle nesne buldu. Ondan sonra bu sınavda 3-5 dakika böyle kaygısını hissettiğinde mola verip böyle algısını başka bir şeye yönelttiğinde çok daha iyi hissediyor. Bir diğeri sınav anında kaygılanırsa yine aynı şekilde sınavdaki yapmaya çalıştığı ya da yapamadığı sorularla lütfen dövüşmeyin diyorum. Yani tamam yapamıyorsun şu anda. Onun üstüne gitmeye, onunla uğraşmaya, öyle bir vakit kaybetmeye gerek var mı? Yok. O zaman değiştir, sonra bakalım o soruya. Hatta ben öğrencilere öncesinde şunu da söylüyorum. Sen geri döneceğin soruya hangi işareti koyuyorsun? Ondan sonra emin olmadığın soruya hangi işareti koyuyorsun? İşte emin olduğun soruya bir işaret koyuyor musun diye o işaretleri de belirliyoruz mesela. Kimisi yuvarlak içine alıyor, kimisi X yapıyor, kimisi ünlem yapıyor falan gibi. Yani bir sonraki şeyde ona dönecek bakacak mesela diğer soruları yaptıktan sonra. Diyorum ki kavga etme sorularla yapamadığın soru olursa hiç uğraşma ve geç. Kaygılanırsan böyle bir sistem yap. Ya oyununu oyna ya bir nefes egzersizi al ama o sınav şeyinden bir iki üç dakika çıkmış ol diyorum. Yani böyle sınav anında da böyle yapacaklar. Sınav günü de dediğim gibi daha böyle fit bir kahvaltı, daha böyle kendini rahatlatan, yatıştıran bir müzik. Belki işte benim şey öğrenciler verdiğim belki telkinleri dinlerler sınava girmeden. İnşallah dinlesinler zaten.
Bunlar çok büyük fayda edecektir. Ama ben bu sınav anında mesela yeni öğrendim. Kaygıyı azaltmak için yapılacak egzersizler olduğunu, onu mesela duymamıştım hiç. Var var. Yani biz şeyde işte HYT'de de çocuğa şey veriyorsunuz. Mesela diyorum ki ben bir küre oluştur. O kürede sınav anında hangi sesi kısmak istiyorsun? Sınav anında seni rahatsız eden şeyler için her birine birer düğme yap diyorum. Tamamen hipnotik bir şey aslında. Her birine bir düğme yap. Sesten mi rahatsız oluyorsun? Onu kısmak için, duymamak için bir tane düğme yap. İşte şunun için bir düğme yap, bunun için bir düğme yap diyorum. Ne rahatsız ediyorsa, kağıt sesi mi, öğretmenin ayak sesi mi, ondan sonra başka şeyler mi, yoldan geçen araba mı, hepsi için birer düğme yapıyor mesela. O düğmeleri sınav anında hatırladığında onları kullanabiliyor. Bir de flash yapıyoruz onlara, flash bellek. Sınav anında şu ana kadar çalıştığım bütün bilgiler bu flash diskte. Sınav anında ihtiyacın olduğunda, bu şeyi hatırladığında sana geri gelecek o bütün bilgiler diye böyle bir HYT çalışmamız da var. Ben çok seviyorum. Çok da güzel oluyor, çok da işe yarıyor. Ne kadar güzel işe yarıyorsa. Evet. Gerçi onu da ilk defa duydum. Bu ama normal hayatım sadece sınav için değil. İnsanlar normal hayatlarında da anksiyetesi olan kişilerde falan tabii, kullanabilecekleri tabii, tabii. Yöntemler. Yani çok fazla kullandığımız bir şey zaten bu işte özellikle bu HYT dediğim kısım çok da işe yarıyor danışanlarda. Özellikle mesela travmatik şeyler yaşamış danışanlarımda o anıları unutma noktasında güzel bir teknik. Unutmak böyle çok havalı bir kelime oluyor. Yanlış da söylemeyeyim. Duygusunu değiştirmek diyeyim açıkçası. Yani eskisi kadar onu hissetmemek. Mesela ölüm, kayıp, yas. Evet. Ondan sonra ya da travmatik şeylerde de çok işe yarayan bir teknik gerçekten. Şimdi dikkat eksikliği dediniz az önce. Dikkat eksikliği olan öğrencilerde ne yapıyorsunuz? İlk önce ben mesela çok duyuyorum burada şey yapmayayım ama yani çok böyle ilaç kullandırmayan falan şeyler var. Meslektaşlarım var. Bunun nedenini de anlayabilmiş değilim. Evet bir takım psikoterapiyle teknikler uyguluyorsunuz ama çocuğun normal çocuğun dikkat seviyesine gelebilmesi için belki çok ekstra efor sarf etmesi gerekecek. Varsa bunun bir ilacı niye kullanmıyoruz noktasındayım ben. O yüzden bir psikiyatristlerle çalışıyorum. Bu anlamda mesleğine güvendiğim, ondan sonra işine güvendiğim önemli psikiyatristler var. Onlarla çalışıyorum. Onlar gerçekten bu çocukta dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu var diyorsa onlar ilaç başlıyorlar. Eğer dürtüsellikle ilgili bir problem varsa iki tane ilaç başlıyorlar. Aileler bu konuda çok önyargılı. Ailelere şeyi açıklıyorum yani bu çocuğun bir kalp rahatsızlığı olsaydı ilaç kullandırmayacak mıydın? Hı hı. Hiç baktın mı diyorum ya da bir antibiyotik kullandırmıyor musun? Hiç yani. Antibiyotiğin yan etkilerine baktın mı? Yani en şey bilineni yani bugün bangır bangır şeylerde bile eczanelerde bile yazıyor. Bağırsak florası 2 yılda düzeliyor baktığın zaman. Yani iyileşmen için gerekli olan antibiyotik bir tarafını bozuyor yani bağırsakların. Mikrop çünkü en nihayetinde antibiyotik dediğin aynen şey. Aynen öyle. Yani bu ilacın da tabii ki yan etkileri var her ilaç gibi ama kullanması mı daha iyi kullanmaması mı? Şimdi bu çocuk bu dürtüsellik yüzünden o kadar etiketleniyor ki okulda. Yani yaramaz çocuk deniyor, suçlanıyor, öğretmen istemiyor, bir sürü okul değiştiriliyor. Yani çünkü niye sırf yaramaz olduğunu düşündükleri için, işte sırf çocuk o dürtülerini kontrol edemediği için, hiperaktivitesini kontrol edemediği için ya da dikkat eksikliği var çocuk okumayı geçiyor. Öğreniyor. Ya da daha dikkatini toparlayıp okuduğunu anlayamıyor. Çocuk sürekli diyor ki yani o anladı ve hocaya cevap veriyor. Bana ne oluyor? Ben niye anlayamıyorum? Sorgulamaya başlıyor. Tabii yani bunu dille ifade etmiyor çocuk ama arkadaşları tarafından yargılanıyor belki incitiliyor. O anlamda da bence ilaç kullanması daha karlı bir sistem. Ama terapide ne yapıyoruz derseniz bizim dur düşün dediğimiz bir sistem var. Bir dur bir düşün. Şimdi bu çocuklar durup düşünemedikleri için dursalar düşünseler arkadaşına vurmayacağını işte öğretmenine vurmayacağını bilecekler. No, aklı selim insan öyle yapar çünkü. Ama bu çocuklar yapıyor sonra düşünüyor. Aa yapmamalıydım. Tam tersi. Hocaya vurdum. Sonra başlıyor ağlamalar, büyük pişmanlıklar. Şimdi çocuk da orada inanılmaz bir sıkıntı yaşıyor aslında. O noktada dur düşün çalışmaları dediğimiz gibi onu yapıyoruz. Bir de psikiyatriste ben %100 işbirliğiyle çalışıyorum. Bu
Peki yaş ilerledikçe, çocuk yaş aldıkça düzelebilen bir durum mu? Şöyle söyleniyor bazı kaynaklarda, hiperaktivite yaşla birlikte azalır ama dikkat eksikliği için öyle bir şey bulunmamış. Hiperaktivitenin azaldığını söyleyen çalışmalar var ama dikkat eksikliği için mecburen ilaç kullanacak ve kendini de bilecek, tanıyacak. Bana gelen danışanlarıma biraz öyle yapıyorum. Yani dikkat eksikliğim var, yan gelip yatayım noktası olmuyor. Çünkü onlar çok da erteliyor davranışlarını. Ya da dikkat eksikliğim var, bir şeyi yapamıyorum değil. Dikkatini toparlayabiliyorsun. 20 dakikada olsa toparlayabiliyorsun ama ondan sonra kopuyorsun. Ya biz 20 dakikada ne yapabiliriz onu konuşalım. İlaçsız şekilde. Bazen çünkü ilaçları bitiyor danışanların. O zaman hayatları da bitiyor gerçekten. Hiçbir işe entegre olamıyorlar. O yüzden onları da konuşuyoruz. Onun dikkat süresi ne kadar? Peki bu sınav süreçlerinde dikkat eksikliği olan öğrenci, bu yani bu dikkat eksikliği eşittir kaygıyı tetikliyor mu? Var öyle çalışmalar. Dikkat ilaçları da kaygıyı çok tetikliyor. Kaygıyı arttıran bir yan etkisi de var. Her çocukta görülmüyor tabii ki. Ama dikkat eksikliği olan çocukların daha kaygılı olduğunu, yani böyle bir çalışma okumadım ama hissiyat olarak, bir psikoterapist olarak söyleyebilirim ki bence öyle. Çünkü dediğim gibi çok fazla etiketlenmeleri, çok fazla dışlanmaları falan olduğu için, çünkü bu çocuklar arkadaşlarının sırasını beklemiyor, sözünü dinlemiyor, sözlerini kesiyor sürekli. Okulda öğretmeni dinlemiyor, parmak kaldırıyor, çok mızıkçı oluyorlar. Bir taraftan çok da komik çocuklar oluyorlar. Hem çok seviliyorlar hem de böyle böyle canavar gibi bir hale bürünüyorlar. O yüzden kaygıyı da arttırır tabii. Bunun bir yaş aralığı var mı? Dikkat eksikliği. Yok. Yani şu yaşınızda bile varsa sizde vardır yani. Onu peki veli nasıl anlıyor, ebeveyn? Nasıl? Okulla birlikte çok fazla gördüğü oluyor. Şimdi şöyle oluyor aslında. Bazı çocuklar da bize dikkat eksikliği gibi geliyor. Bir bakıyorsunuz bağlanma problemi oluyor mesela çocuğun, ya da sınırla ilgili problemi oluyor. Şimdi evde kardeşine vuruyor, annesine vuruyor. Annesi ses çıkartmıyor, bir şey olmuyor. Okul başlıyor, arkadaşına vurmaya başlıyor. Ne oluyor? Dış dünya onu öyle kabul etmiyor. Yani senin çocuğun benim çocuğuma vuramaz, ya da senin benim öğrencim diğer öğrenciye vuramaz. Evdeki sistem burada işlememeye başlıyor. Hatta güzel bir kitap var bununla ilgili, çocuğa sınır koyma diye. Orada çok güzel anlatmış bunu. Bir mahalleye taşınıyorsunuz, yeni bir mahalleye. Aynı hareketleri yapıyorsunuz. Eski mahallenizdeki gibi davranıyorsunuz ama bütün komşularınız size tuhaf tuhaf bakıyor. Öyle bir düşünün. Bu çocukların da yaşadığı şey aynen bu. Herkes ona tuhaf tuhaf bakıyor. Halbuki o eski evindeki davranışını devam ettiriyor. Daha önce hiç dur denilmemiş, kızılmamış. Şimdi çocuk da diyor ki ne oluyor ya? Bu kızılacak bir şey miydi? Noktasında oluyor aslında. Evdeki sistemi uyguluyor çocuk. Çocuk başka bir şey yapmıyor yani. Bunun tedavisi uzun süren bir yolculuk mu? Ya çocuktan çocuğa göre değişir. Kimi çocuklar bir yılda toparlıyor. Çünkü aileyi de... Şimdi çocukla çalışırken bir sıkıntı da, aileyle de çalışmak gerekiyor. Aile sistemi düzeltmiyorsa benim terapide yaptığım her şey yıkılıyor. Ailenin de biraz destek olması gerekiyor. Kim aile çok çalışkan oluyor ve çok destek oluyorlar gerçekten. Kim aile de belki iyileşmesini mi istemiyorlar diyelim. Yani çocuğun o hastalığı bir şekilde anneye iyi geliyor, babaya iyi geliyor tabii. Yani mesela çocuk, biz şeyde bunu çok görürüz. Hocam çocuk benimle yatmak istiyor. Biz yatakları ayıramadık. Niye? Aslında kocasıyla yatmak istemiyor. Bilinç dışı olarak çocuğunu yanına çekiyor. Abi kullanıyor. Kullanıyor. O yüzden de terapiye geliyor. Tam iyileşecekleri noktada anne bir daha çocuğu getirmiyor mesela. Ay, çünkü çok enteresan. O zaman eşiyle yatmak zorunda kalacak. Yatmamak için. Çok enteresan. Peki bu dikkat eksikliği. Üniversite sınavına giren öğrenci de var. Ne oluyor hocam? Bir anda konsantrasyonu mu gidiyor? Tabii. Daha odaklanamıyor mu sınava? Odaklanamıyor. Çok zor odaklanıyor. Bütün dikkati dağılıyor. Belki dikkati dağılıyor ve bu, ne kadar zaman geçtiğini falan şey yapamıyor. Odaklayamıyor. Okuduğunu anlayamıyor. Ondan sonra soruyu hatalı okuyor. Yanlıştır diyor mesela. O yanlışları görmüyor. Doğrudur okuyor. Soruyu yanlış okuyor.
Matematikte eğer disleksi de varsa diskalkulye diyoruz biz ona. Matematikte okuma güçlüğü diye. Şeylerin yeri böyle ters değişir. Değişir. İşte 6 ile 9 yer değiştirir falan. Ya da okuma güçlüğü varsa B ile D'yi falan karıştırıyorlar. Hı. Yanlış okudukları için de okuduklarını anlayamıyorlar falan gibi bir kısır döngü var. Hatta diyorlar ki... Debi olan çocukların %50'sinin disleksisi de var diyorlar yapılan araştırmalar. O yüzden çok ciddi dikkatleri dağılıyor, toparlayamıyorlar. Eğer farkında da değillerse yani niye ben başarısız olduğum noktasında sıkıntı yaşayabiliyorlar. Hatta işte benim kardeşim 23 yaşında biz fark ettik işte ben de mezun falan olmuştum. 23 yaşında fark ettik. İlacı kullandırırken 23 yaşındaki bir insanı bile o kadar zorlandık ki. Benim mesleğimi biliyor vesaire ben kullanmam falan dedi. Kullandı ve kendini buldu diyebilirim gerçekten. Çok ciddi zihni toparlandı. Çünkü çocuk 2 dakikada bir geliyordu, fikir değiştiriyordu. Anne ben şunu olacağım, anne ben bunu olacağım. Geliyor, anne ben Amerika'ya gideceğim, Uber yapacağım. Annem deliriyor, krizler geçiriyor. Anne ben Dubai'ye gideceğim, aşçı olacağım. Annem deliriyor, 2 dakika önce ne dedi, şimdi ne diyor falan diye. Yani böyle de aileler de anlamıyor. Anladıktan sonra onlar da artık sakinleyebiliyorlar. Hı. Hastalığı öğrenmek lazım aslında. O zaman bunun kaygı gibi sınav sürecinde sırasında yapacakları çok bir şey yok mu? Olmayabilir eğer dikkat eksikliği çok ciddi süre şeydeyse yüksekse ama kendilerini geliştirenler de var bu anlamda yani üstüne giden inat eden yani mesela ben bir kere okurum anlarım o 5 kere okuranlar 5 kere okuyor mesela inat ediyor sistemin üstüne gidiyor bir kere de anlayamıyor ama 5 kere de anlıyor o sistemi çözüyor ve 5 kere okuyor. Küçük bir dilim, küçük bir kesim ama şimdi çocuklar da bana gelen çoğu öğrenci kendi isteğiyle geliyor. Aileler getirirdi önceden al bununla kaygı çalış bu çocukta şey var falan. Şimdi bayağı bakıyorum gümbür gümbür çocuklar şey yapıyor. Kendi istekleriyle geliyorlar. Anne bende böyle bir sıkıntı var. Ben psikoloğa gitmek istiyorum diyorlar ve bu beni inanılmaz mutlu ediyor gerçekten. Bu da işte zaman değişiyor. Her şey internette o kadar çok görüyorlar ki çevrelerinde. Biliyorlar artık. Evet. Yeni nesil her şeyi biliyor. Bilen gerçekten bir nesil var. O yüzden ailelere de çok fazla ihtiyaç kalmıyor onların fikirlerine, düşüncelerine, bilgilerine ihtiyaçları kalmıyor. Ne kadar güzel. Anne böyle bir sorunum var beni psikoloğa götür. Evet bütün şu an gelen öğrencilerim öyle geldi. Ki çoğu büyüklere de örnek olsun bu. Kesinlikle öyle. Terapi almak istemiyorum, gelmek istemiyorum diyenler. Ki büyükler bunu yapıyor. Küçücük çocuklardan örnek alınması gerekiyor. Peki hocam bir de bu işin sınav sonrası var. Sınav sonrası tamam bir rahatlama olacak ama yine stresli zamanlar var. Puan açıklanacak, tercih yapılacak, tercihler açıklanacak. Bu evrede neler yapılmalı? Yani bir kere şunu kabul etmek lazım. Belirsizlik kaygı yaratır. Hepimizde yaratır. Bugün geçen gün onu konuşuyorduk. Yani artık markete giderken bile biz o kadar kaygılıyız ki. Çünkü işte bazen nakit parayla gidiyorum. Ekmek alacağım. Arttı mı azaldı mı fiyatı? Dolmuşa bineceksiniz. Arttı mı azaldı mı diye. O belirsizlik hep bizde kaygı yaratıyor. Bu çocuklarda da kaygı yaratması normal ama yapacağınızı yaptınız, olacak oldu ve bu sınav sonuçları örnek veriyorum. Temmuz'da mı açıklanacak? Temmuz'a kadar hiçbir şeyi bilemeyiz. Geri dönüş yok. Geri dönüş de yok. Bir şey de bilemeyiz. Biz işte falcı değilseniz, fal falan açmıyorsanız ben öyle dalga geçiyorum. Sen fal falan baktın. Hocam diyor kesin kazanamadım. Aa sen fal bakabiliyor muydun? Bir konu var bana da baksana diyorum mesela. Fal falan açmıyorsan ya da işte böyle güçlerin yoksa özel güçlerin bunu bilemezsin. Kimse bilemez geleceği. O yüzden gelecekle ilgili olumlu olumsuz yatırım yapmak çok doğru değil. Ben diyorum ki onun yerine tam tersini düşün. Yani olumsuza yatırım yapacağına kötü geçti kötü olacak bilmem olumluyu düşün. Gittin İstanbul'dasın ne yapacaksın? Onu düşün. Ne yapıyorsun? Nereyi görüyorsun? İlk nereye gidiyorsun? Beşiktaş'a mı gidiyorsun? Kadıköy'e mi? Taksim'e mi? Nereye gideceksin yani? Galata'ya mı göreceksin? Nereyi göreceksin? Sen bunu kurgula diyorum. O güne kadar rahat edersin hiç değilse. Çünkü kötüye yatırım yaptığında hep bu sistem... Evet. Kötü ilerliyor. Ki o vücutta da farklı şeyleri tetikliyor aslında. Ve her şeyi tetikliyor.
psikolojik olarak duygular da. Duygular bedenimizi etkiler. Yani bedenimizi etkilediği için de nörokimyasaldır duygular. Stres seviyen artar, düşer. Dolayısıyla hastalık durumlarını etkiler. Doktorlar ne der? Stres yapma kanser hastasını. Niye etkiler? Çünkü yaptığın stres, yaptığın üzüntü, baskıladığın duygu bugün bedenini etkiler. Sağlam insanı bile etkiliyor. Etkiler. Yani insanı çok stresli bir hayatta yaşıyoruz. Bu herkes için geçerli. Hayat o kadar zorlaştı ki artık stres temel noktamız oldu. Ne yazık ki keşke olmasaydı. İşte bununla baş etmenin yolları çok önemli. Çok gerçekten hani öyle. Ben de mesela stresli bir insanımdır. Yapı olarak da öyle. Baş etmenin yollarını arıyorum kendime. Ya ne yapabilirim? Bir sakin ol. Kendimle konuşurum. Sakin ol Sevde. Bir şey yok şu an. Relax ol. Anksiyete de var. Üstüne bir de o da tetikliyor mu? Ay işin içine hiç çıkamaz hale geliyorum bazen ama nefes egzersizleriyle falan derken işi hallediyoruz çok şükür. Kurtarıyoruz. Evet hocam, var mı öğrencilerimize ve velilerimize son sözleriniz? Vallahi son sözüm hepsini tebrik ediyorum. İyisiyle kötüsüyle evet. Böyle bir yılı atlatmış bile olmak bence çok büyük başarı. Bu saatten sonra bence yapılacak hiçbir şey yok. Bence gezin tozun. Gerçekten bunu söylüyorum yani. Hiç de kendinizi kötü hissetmeyin gezerken. Lütfen çıkın benim yerime de gezin. Ben hafta sonu çalışıyor olacağım çünkü. Lütfen benim yerime de gezin. Ben hepsini canlı gönülden, özellikle burada öğrencilerimi, benim öğrencilerimi ve tüm öğrencileri, sınava girecek öğrencileri canlı gönülden tebrik ediyorum. Bence aileler sordunuz ya, hediye alacaksa bence hediyeyi şimdi almalı. Çalıştın ve sen bunu hak ettin. Sınav sonucun ne olursa olsun bir hediye almayı planlıyorlarsa, bir şey yapmak istiyorlarsa. Benim bir velim yapmıştı onu. Çok duygulanmıştım. Şimdi de tüylerim diken diken oldu. Ben hediyesini sınavdan bir gün önce verdim hocam. Benim için hediye ne onun bu çabasıydı demişti. O yüzden varsa yapacaklarınız, planladığınız bir şey yapın ve kendinizi rahatlatın. Olabildiğince relax girin. Relax girmek başarınızı da arttıracaktır. Ben hepsini canlı gönülden tebrik ediyorum. Allah yollarını, bahtlarını açık etsin. Amin. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Ederim. Bu kadar yoğun günde bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür sizlere ederim de. Davetiniz için. Evet sevgili izleyenler, programımız sonuna geldik ama bir duyurum var, hemen o duyuru yapmak istiyorum. Samet, verir misin o SME hastası bebeğimize? Serdivan'da yaşayan Hülya ve Tolga Çelik çiftinin bebekleri efendim. Daha henüz 2 aylık Yağız Alp Çelik SMA tip 1 kas hastalığıyla mücadele ediyor ve tedavi olması için de belli bir miktar paraya ihtiyacı var. Bu kapsamda aile yardım kampanyası başlattı valilik onayıyla. Hayırseverlerimize seslenelim. Yağız Alp'in hayatta kalabilmesi için, ilerleyen yaşantısına ailesiyle birlikte, kardeşleriyle birlikte sağlıklı bir şekilde geçirmesi için küçük büyük demeden herkesten yardım bekliyor aile. Bunu da duyurmuş olalım. En azından Yağız Alp'e bir ses olabilirsek ne mutlu bizlere diyelim ve bugünlük de programımızın sonuna geldik. Yarın kaldığımız yerden programımıza devam edeceğiz. Hoşça kalın. Hoşçakalın.